Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper video ile karşınızdayız. Yine Emre kardeşimizin hesabındayız. Dostlar, daha önce bir videoda Drogba ile oynamıştım. Bu sefer Shevchenko ile oynayacağım. David Villa dipçik gibi gelmiş. Leroy Sané dipçik gibi gelmiş. Leroy Sané'yi alayım buraya. Dipçikleri almak istiyorum bugün. Oliver Kahn. Oliver Kahn'ı aldım. Arkadaşlar, Rudiger'i alacağım. Laps dedim, aldım. Rakibi de kontrol edeceğiz. Rakip diyor ki, bak bu taktik fena değil ama 3 go oynayacaksa defansa çok büyük açıklar verir diye tahmin ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin banko taktiğiniz hangisidir? Ben bu taktiğe inanılmaz yükselmiş durumdayım bu aralar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Hadi gelin maçımıza geçelim. Bakalım Emre'nin hesabında maçı kazanabilecek miyiz? Maça rakibimiz başlayacak. Tak, bir tık ileri aldım takımı. O da aldı. Vay arkadaş, ama o bir şey söyleyeceğim. Şu topu eğer düzgün atsaydı maça çok inanılmaz bir başlangıç yapmayacak mıydı? Hemen gönderdim yerde Carlos var. Leroy Sané'yi gördü. Rakip de var ya bir şey, onun da defansa çıkar. Bu rakip bizi zıngıldatır. Serdar, dikkat et, Emre'nin hesabındayız. Dostlar, kötü bir yenilgiyle buradan ayrılmak istemiyorum. O yüzden concentration, tamam mı? İyi orta gol getirir mi Alaba? Gönderdiği yerde aldık. Eğer bir tık kafa vurursan ona harika şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Harikasın. Orada Shevchenko. Shevchenko onu götüremez. Leroy Sané. Leroy Sané. Oğlum, sol ayağında vursana işte. Shevchenko götüremez arkadaşlar. Ben bir de ilk tıklamayı çok kötü yaptım. O yüzden rakip bizi tıklayacaktı. Hemen orada atmam gerekiyordu. Uzun gönderdi. Bunlar çalışılmış pozisyonlar. O geri pas yalnız. Evet, o geri... Aha! Lan! Ben orada kaleci eliyle alacaktı. Ben geri pas dedim diye almadı. O da bir telaşlandı. Topun başında, yanlış anlamayın da, biliyorsunuz Roberto Carlos da buradan kaleye vurmaya bayılıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağım. Kaleye doğru şöyle zıngıldatacağım. Kaleye! Hiç de öyle zıngıldatmadık. David De Gea aldı. Nereye atacağını çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bende o. Bırak. Bırak o topu, ver. Beckham. Çok güzelsin. Harik. Yok offside. Yok offside. Şimdi bir pas. Vur bakayım Beckham. Allah senin cezanı vermesin. Saçın bozulacak diye anasını satayım. Kendini vermiyorsun maça ya. Bu David Beckham'ın bu saçlarındaki bu hava beni deli ediyor. Gerçekten deli ediyor. Dostlar, biraz önce Roberto Carlos da farkındaysanız kaleye vurduğumda bok gibi üçte oldu. Bak şimdi hafif şöyle çekeceğim. Bak şu. Ve şimdi görün. Şimdi görün. Allah senin cezanı vermesin Roberto Carlos'a. Ya sen burada benim takipçilerime beni rezil ettin ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. David De Gea uzun gönderdi. Ben konuşurken orada Maicon vur be kanka. Ya ona da vur yani. Hani ona da vur. Attım. Çok güzelsin. Ay Bellingham. Oğlum 3 tane göbek orta sahayla bu adam nasıl bu kadar açık vermeden oynayabiliyor? Ya da açık veriyor. Biz mi değerlendiremiyoruz ha? David Villa. Şimdi David Villa. Yalnız kale orada değil David Villa. Kale ayağının içi var diye ayağının içiyle plasayı koyu vereyim dedim yakın direğe. Ama hakikaten böyle devam edersek rakip koyacak bize. Ya ilk tehlikeli hatamız bu diyebilirdim. Bir de David Beckham'ın saçı bozulmasın diye cılız bir şutu var arkadaşlar. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bir pas daha. Arka taraf boş. Yalnız biraz sanki sazı elimize aldık gibi, inşallah alacağımız. Evet, elimize aldık sazı. Süpersin. At kankam. Harikasın. Ver bir daha. Tamam, bu kadar işte. Verdim pasımı. Şimdi Beckham'ın ne kadar kaliteli ortalar açtığını biliyorsunuz. Ortaya açtım. Bok gibiydi. Niye oradan sol ayağını alır ki zaten? Ben onu anlamıyorum. Hayır. Rudiger. Aman ha. Ver yavrum. Süper. Harikasın. Bir pas daha. Pedri. Al onu. Harikasın makalele. Bu adam yok edici. Bu adam yok edici. Verdim de pasımı. Bir pas. Hayret et. Bir saniye, ben şunu atabilir miyim? Ya kalecinin kalkmasını bekledim. Baktım kalkacak gibi değil arkadaşlar. Yani o yerde sızmış. Atmam gerekiyordu. Kusura bakmayın. 1-0 öne geçirdik takımımızı. Çok rahat bir goldü. Önünde kaldı şey. Shevchenko kariyer golü mü geldi acaba? Dikkat. Dönis. At yavrum. Süpersin. Sanki sol tarafta Roberto Carlos ve Leroy Sané'nin uyumu çok iyi gibi geldi bana. Ama bana da öyle gelmiş olabilir arkadaşlar. Belli olmaz bu işler. Laps.
Laps. Laps. David Beckham. Sadece izleyin. Sadece izleyin. Abi bak. Orada David Beckham'la gittiğim an gol dedim. Bak. Gol. Oğlum birileri var. Koridorda birileri var lan. Dur bakayım. Ne konuşuyor lan bunlar? Makalele. Dikkat Pedri. Aldım. Carlos. At yavrum. Harikasın. Gol olur. Şevçenko. Delight geçmiş olsun kanka. Geçmiş olsun. Allah belanı vermesin seni. Komşular benim yalnız. Bak. Koridordaki ses bilmiyorum size geldi mi. Benim birazcık böyle bir konsantrasyonumu bozdu. Ben normalde buradan atardım. Ben buradan atardım bunu. Ayıp oldu. Gerçekten ayıp oldu. Rakip bir an maçtan çıkacak mı dedim. Şevçenko'nun pozisyonunu inceledi. O da baktı. Benim büyük ihtimal salaklığımı. O da gülmüştür büyük ihtimal. Aha. Alır mıyım? Olmadı. Bak takımı orta seviyeye alma sakın. Ya da ben mi aldım yanlışlıkla? Dostlar ilk yarı. İlk dakikalarda kötüydük ama sonraki dilimde bayağı dilimi kullanmaya başladım yani. Ama ikinci yarı bakalım neler yapacağız çok merak ediyorum. İkinci yarıda bomba gibi başlayacağım. Ben mi? Aa bak o geri almış. Anladı. Zılgıtı anladı. Laps. Zınk. Abi bunlar pozisyon ya. Yani yanlış anlamayın da bunlar. Ya bunlar. Ya senin gibi kalecinin. Aha. Ya vur lan bastım işte. Ya senin gibi kale. Allah senin belanı vermesin kaleci. Bu ne be kardeşim ya? Bu ne abi? David Beckham'la vuruyorum çıkarıyor. Vuruyorum çıkarıyor bak. Marquinhos memelerin ucuyla çıkarmış bu arada. İkinci pozisyonu tekrarında gördük. Dostlar ben biraz önce Roberto Carlos'la çok kötü bir korner kullanmıştım. Bana bir şans daha vermenizi rica ediyorum. Bak şöyle yapacağım. Sadece izleyin. Sadece. Roberto Carlos. Senin aşçağın ortanım ben. Ben de o. Sakin. Hayır. Rudiger. Dostlar geliyor. Zınk. Zınk. Ah be David De Gea bir şey diyeyim mi? David De Gea kullanan var mı ya? Bu maçı özel mi böyle bu kadar kaliteli bir performans sergiledi? Yoksa her zamanki kalitesi mi bu? Beyler oyun planı yaparım ha. Hiç umurumda olmaz. Kadrom kaliteli. 60'tan sonra sokacağım oyuncularla bilirsiniz. Attım. Zaten 60'tan sonra gerek kalmadı. Ayağını döndürüp vurabilirdin. Ters ayağında da vurabilirdin arkadaş. Olabilirdi yani. İndir. Rakip dağıldı. Rakip dağıldı dostlar. Bir de orta sahası da kırılgan. Son gidiyor. O son koşusudur onun. Benim sahaya son gelişi olur kesin. Eyvah çok büyük konuştuk. Çok büyük konuştuk. Konuşuyorum lan büyük hadi. Hadi konuşuyorum. Attım. Şu pozisyonu nasıl yedik ya? Şu pozisyonu. Aha. Şimdi tam zamanı. Ve abi Delight yemin ediyorum bizde böyle performans sergilemiyorsun ya. Çok güzel gördü. Son demek ki son koşusu değilmiş. Bayağı son yalnız son dipçik gibi gidiyordu arkadaşlar. Hemen tacımı kullandım. Carlos çok güzelsin. Hadi bekleme artık topu. Leroy. Alır mıyım? Aldım. Maicon. Son. Ya bu maç bak bu maç bu şut birazcık rakibi gaza getirdi. Bunu farkındayım ben. Şu şut olmasa ben oyun planı yaptığımda çıkacaktı ama şu anda çıkmayacak. Çünkü o şut ve korner kullanacak onu bir gaza getirdi. Onu gaza getirmemek için Eto'yu alıyorum. Dostlar bak. Mbappe'yi alıyorum. Bak Ribery'yi alıyorum. Sonra kaldı. Zico'yu alıyorum. Beckham'ı almıyorum sahadan.